Merhaba, tekrar burada olduğun için güzel. Bu videoda kesirleri nasıl kısaltabiliriz? Bugün seçim yapmak zorundasınız. Yarım dilim pizza mı tercih edersiniz, yoksa iki çeyrek dilim pizza mı tercih edersiniz? Bu gerçekten saçma bir soru, değil mi? Aslında ikisi de aynı miktarda pizza temsil eder. Yarım pizza, iki çeyrek pizzaya eşittir. Bu durumda yarım kesirin iki çeyrek kesire eşit olduğunu gösterir. Ne yazık ki kırıkları karşılaştırabilmek için her zaman bir pizza bulunduramayız. Merak etme, zeki matematikçiler bu sorun için çözüm bulmak için bir şeyler düşünmeye çalıştılar. Ve çözüm kesirleri sadeleştirmek için kullanılır. Çünkü kesirlerin kısaltılmasıyla kesirler basitleştirilebilir ve böylece bir kesirin gerçekte ne kadar olduğu daha hızlı bir şekilde anlaşılabilir. Ve bu şekilde miktarlar daha iyi bir şekilde karşılaştırılabilir hale gelir. Kesirleri kısaltmak için hem payda hem de paydaşın ortak bir böleni olması gerekmektedir. Bu demektir ki, kesirdeki üstteki sayı ile alttaki sayı aynı sayıya tam bölünebilme özelliğine sahip olmalıdır. Şimdi teoriden yeterince bahsettik, şimdi sadece bir örnek üzerinde durmak istiyorum. Burada iki çeyrek var. Pizza şeklinde görünecekti fakat görünmedi ne yazık ki. Şimdi ortak bir bölenimiz olmalı. Yani 2 ve 4'ü bölebileceğimiz bir sayı bulabilmek adına arayış içerisindeyiz. Ve bu 2'dir. Çünkü yukarıda 2'yi 2'ye bölebilirsiniz ve aşağıdaki 4'ü de 2'ye bölerek bölebilirsiniz. 2'nin 2'ye bölümü 1'e, 4'ün 2'ye bölümü ise 2'ye eşittir. Bu, bölme işleminin sonucudur. Eğer 2 çeyrek ile 2 çeyrek kesersek 1 yarı elde ederiz. Kesirleri kısaltırken olduğu gibi kesirleri genişletirken de sayılar değişti ancak değeri hala aynı kalmış durumdadır. Başka bir örneği daha inceleyelim. Burada şu anda 4-20 oranını azaltmayı hedefliyoruz. Yani 4 ve 20'nin her ikisinin de bölünebileceği bir ortak bölenimiz olmalı. Yani bir sayıya ihtiyacımız var. Evet, ortak böleni buldun mu? 4 ve 20'nin ortak böleni 4'tür. Sonuç olarak doğru cevap 4 olacaktır. Yukarıda 4'ün 4'e bölünmesini ve aşağıda 20'nin 4'e bölünmesini hesaplıyoruz. Yukarıda 1 ve aşağıda 5 elde edilir. 4, 4 ile kısaltıldığında 1, 5 olur. Ve dürüst olalım, 1, 5, 4, 20'den çok daha basit görünüyor gibi duruyor, değil mi? İddia ediyorum, 4, 20. bir 5'te bir oranında olduğunu iddia ediyorum. Hadi bir çikolata levhasına bir göz atalım. Her iki çikolata levhası da aynı büyüklükte. Bir levhayı 20 eşit parçaya böleriz ve 4 tanesini alırız. Diğer tahtayı 5 eşit parçaya böleriz ve bir parçayı alıp onu kullanırız. Bu yerde %20 oranında çikolata ve burada %20 oranında çikolata bulunmaktadır. Yani toplamda %40 oranında çikolata mevcuttur. Ve işte her birimiz aynı miktarda çikolataya sahibiz. Bu 4 20'nin bir 5'te olduğunu kesin bir şekilde kanıtlar. Bilmiyorum sizin durumunuz nasıl ama ben şu anda çikolata aramak için gidiyorum. Bu videoya ait egzersiz sorularına göz atabilirsiniz, bakmanızı öneririm. Ve sonra bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. İyi eğlenceler.